düşünüyorum. Peki, birazcık da Cumhurbaşkanlığı gündemiyle ilgili de konuşmak istiyorum Nihat abi. Biliyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan ve Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adaylığı. Ama Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili biraz soru işaretlerim var benim nedense. Acaba şimdi Orta Doğu'da ciddi bir katliam kol geziyor. Hem Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. Onun haricinde Filistin ve Gazze'de yaşananlar ortada. Ve Ekmelettin İhsanoğlu'da daha önceki çalışmalarında aslında Orta Doğu'ya yönelik çalışmaları var. Acaba bir misyon mu yüklenmeye başlıyor Ekmelettin İhsanoğlu'na? Bununla ilgili sen de bir şeyler yazmıştın. Ben çok şey söylüyorum. Ben halkımın düşündüğü gibi düşünüyorum. Bu şahsiyeti herkes şaibeli ve şüpheli karşılıyor. Evet. Bir açıklık görmedik. Söylediğin şeyler olur olmaz onları bilemem. Hı hı. Ben entelektüel bir insanım. Ve karşımdaki insanın konuşma cümle yapılarından onun nasıl bir zeka düzeyinde olduğunu, yani bir bilim adamı mı, sahte çakma bir bilim adamı mı anlarım yani. Ben Ekmelettin Bey'in çakma bir bilim adamı olduğunu düşünüyorum. Yani bu benim şahsi şeyim. Belgelemiş değilim. Çünkü biz yazarlar, yani nasıl ki altın sarrafçısı altından anlar 24 ayar, 22 ayar. Biz de insanların konuşma şekillerinden onların zeka düzeylerini, bilim düzeylerini anlarız. Henüz kurduğu bir bilimsel cümle yoktur. Sıradan bir sağcıdır. Ben zaten sağcılığın bir zehirlenme şekli olduğunu düşünüyorum. Her yola gelirler. O yüzden çok tehlikeli buluyorum. Fakat ne kadar böyle söylesek söyleyelim. İki kıskaç arasında Türkiye olduğu için Tayyip Bey Ekmelettin mi? Hani kır satır kır katır gibi. Bizim söylediklerimiz hep yanlış anlaşılır gibi de bir yerde kalıyor. O yüzden biz de fikrimizi söyleyip çok da üstüne gitmeden hani değil mi? Evet. Çok tehlikeli yani bizim konuşmamız da işte böyle düşünen ya siz Tayyip'imiz bu da böyle isteyen böyle falan çok karışık bir yer. Ben güvenilir bir insan olduğunu düşünmüyorum. Benim bakışım şudur. Türkiye 7 yılda büyük bir felaketler zincirinden geçmiştir. Bu felaketleri tarihte eşine benzerine rastlanmamıştır. Bir devletin hukuku bir siyah operasyonu ve siyah organizasyonuyla ele geçirilmiştir. Ve bu çok açıktır. Buna karşı savaşmadan, buralar temizlenmeden